Depremlerin ne zaman olacağı bilinebilir mi? Bugün teknolojik gelişmelere baktığımız zaman fırtınanın ne zaman geleceği bilinebiliyor. Kasırganın ne zaman gelinebileceği bilinebiliyor. Gelebileceği görülebiliyor. Teknik gelişmeler var. Uyduyla yukarıdan bulutların hareketine bakılıyor. Ve diyor ki bir gün sonra buraya gelecek. Şu saatten itibaren sokağa çıkmayın. Daha 2-3 hafta önce fırtına oldu bu ülkede. Bir gün sürdü. Devletimiz bize telefonla, mesajlar yoluyla bile saat 5'ten sonra çok gerekmedikçe yola çıkmayın, fırtına başlangıcıdır dedi. Ve çıktı mı? Çıktı. Teknolojik gelişmelerle fırtına, afetler, kar nasıl bilinebiliyorsa ileriki yıllar içinde Allah nasip ederse yine teknolojik gelişmelerle yerin altı görülebilecek. Ve yerin altından tıpkı bir hüthüt kuşunun yerin altındaki suyun akışını, su damarlarının var olduğunu görebilmesi gibi Allah'ın yarattığı bir hayvandır, bir kuştur. Hüthüt kuşu özelliği ne? Yerin altındaki hayvanları göremiyor. Yerin altındaki fayları göremiyor. Sadece su damarlarını görebiliyor. Şurada su var, burada su var diye orduya, Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuna bilgi veriyor. Bunu bir kuşa verdi. İnsanlarda bu teknoloji yok ama Allah Teala bir kuşa, hüthüt kuşuna bu bilgiyi verdi. Bunun gibi bazı hayvanlara yerin altındaki fay damarlarını, kırılma yerlerini görebilecek kudreti vermiştir. Kesinlikle Allah Teala bu teknolojiyi hayvanlarına vermiştir. İnsanlara düşen gerekli araştırmaları yapıp bu teknolojiyi bu hayvanlardan alabilmektir. Bu hayvanlardan Allah nasip ederse, üzerinde çalışmaya devam edersek, bunun Müslümanı ya da gavuru yoktur, kafiri yoktur. Kim çalışırsa Allah ilmi ona verir. Onlar çalışırsa bizden daha fazla bu ilmi onlara verir ve yerin altındaki sismik oynamaları sadece görmeyle, tıpkı uyduyla üzerimizdeki fırtına bulutlarını görmeleri gibi yerin altındaki kırılmaları daha olmadan birkaç dakika önce görebilir. Bize büyük sirenlerle bunu bildirebilir. Milyonlarca insanın o anda o depremden etkilenmeden kaçmasını ve güvenli park alanlarına geçmesini sağlayabilirler. Allah Teala bize bu teknolojiye erişmeyi nasip etsin kardeşim.